Miras coğrafyalar. Moğolistan. Ötüken. Üzerinde yaşadığımız bu gezegende bizimle birlikte yaklaşık 8 milyar insan daha yaşıyor. Adeta 8 milyar yolcusu olan dev bir gemi. Günümüzde yaklaşık 8 milyar insan yaşıyor ama eski kavimler ve medeniyetleri de unutmamak lazım. Bilim adamları çok kaba hesaplamalarla tarih boyunca 100 milyardan fazla insanın bu gezegende yaşamış olabileceğini söylüyor. Bu kadar insan, okyanuslar ve kutupların dışından geriye kalan dünyanın dörtte birlik kısmında yaşadılar. Neredeyse hep birlikte aynı yerde yaşamışız. Bu bir bakıma bütün dünya halklarının kardeş olduğu anlamına da gelebilir. Dünyanın en büyük kıtasının tam ortası. Uçsuz bucaksız bozkırlar ülkesi, Moğolistan. Yüz ölçümü Türkiye'nin tam iki katı büyüklüğünde. Böylesi devasa bir ülkedeki nüfussa sadece 3 milyon. Burada çöller, ormanlar ve uçsuz bucaksız çayırlar bir arada. Yabani hayvanlar içinden nadir görülebilen türler, doğal güzelliklere renk katıyor. Renkler göçebe kültürlerin günlük yaşamlarında da görülmekte. Yalnız bu topraklar coğrafi güzelliklerinin yanında, tarih boyunca birçok medeniyete de ev sahipliği yapmış. Bilim adamları, tarihçiler ve arkeologlar, Adriyatik Denizi'ne kadar uzanan Türklerin bu topraklardan dünyaya yayıldığını söylüyor. Peki, eski Türklerin izleri günümüze kadar geliyor mu? Bu sorunun cevabı için Moğolistan bozkırlarının ortasına, Över Hangay Aymağı'na gitmek lazım. Coğrafi farklılıklar, yeryüzü şekilleri ve iklim, insan kültürünü hep değiştirdi. Türkler tarih boyunca birçok farklı bölgede varlık gösterdiler. Ancak en eski kayıtların bulunduğu nokta Orhun Vadisi. Orhun Vadisi, Ötüken bölgesinin de doğu kesimini oluşturur. Ötüken, Türk ve Moğol devletlerine başkentlik yapan çok önemli bir bölge. Orhun Nehri kaynaklarını bu bölgeden alır ve Göktürk Devleti'nin de başkenti yine Ötüken'de kurulmuştur. Türklerin yeryüzünde ilk var olduğu ve oradan dünyaya dağıldığı yer olarak kabul ediliyor. Orhun Nehri'nin uzunluğu 1100 kilometreden fazla. Burası Ötüken için en sembolik değerdir. Başlangıç noktasındaki kaynağına doğruysa muhteşem bir şelaleyle adeta güç gösterisi yapar. Muhteşem sular, adeta bir tarihin nasıl başladığını gösteriyor. Moğollar bu Orhun Şelalesi'ne hırçın akan, kızıl su anlamında Ulan Sutgalan derler.
Bu Orhun Şelalesi Türk tarihinin kalbinin attığı yerdir. Neden? Çünkü dünyaya yayılan büyük imparatorluklar, Hun İmparatorluğu, Göktürk İmparatorluğu, Moğol İmparatorluğu, Uygur İmparatorluğu burada kurulup dünyaya yayılmıştır. Dünyaya hakim olmuştur. Dolayısıyla Orta Asya tarihinin kalbi olduğu kadar Türk tarihinin, Moğol tarihinin de kalbidir. Bu şelale, içinde bulunduğum şelale, Orhun Irmağı'nın kaynaklarını oluşturmaktadır. Bilindiği gibi ırmaklar, Türk tarihinde özellikle Bozkır'da yaşayan topluluklar için son derece önemlidir, hayat kaynağıdır. Bütün uygarlıklar, su uygarlıkları gibi adeta ırmakların boyunda kurulup gelişmiştir. Bunların içerisinde Yenisey, Sırdarya, Obi, Lena gibi ırmakları sayabiliriz ama en zirvede olanı Orhun Irmağı'dır ve biz bu ırmağın şu an kaynağındayız. Şelale gerçekten ihtişam verici ve dolayısıyla sembolik bir anlam kazanır tarihimizde. Ve bu şekilde bir yerde etrafımızda gördüğünüz gibi bütün Moğol bozkırlarında eskiden Ötüken dediğimiz coğrafyanın başlangıcındayız. O yüzden buradan başladık. Biz Orhun'dan başlayarak Tuna'ya kadar bütün Türk tarihinde, Moğol tarihinde, hatta dünya tarihindeki o bozkır modellerinin kökünü burada arayabiliriz. Şu bir gerçektir ki dünyanın en geniş imparatorluğunu Cengiz Han kurmuştur. Moğol İmparatorluğudur. En geniş imparatorluğu. Kaynağı burasıdır. Türk Kağanlığı Kore'den Karadeniz'e kadar yayılmıştır. Kökü burasıdır. Bunun da esas merkezi yani kalpgahı Orhun bölgesidir. Orhun Irmağı'dır ve biz de bunun doğduğu yerdeyiz. Orhun Irmağı'nın bu bölgesi denizden 1800 metreyi geçen bir yüksekliğe sahip. Nehrin suları ise düz ve hafif eğimli bir akıştan sonra bir anda 90 derecelik dik bir açıyla boşluğa dökülüyor. Şelalenin yüksekliği 15 metreden fazla. Etraftaki ağaçlardan manzarayı seyredenler de var. Bunlar karaçaylak. Karaçaylaklar avcı olabildiği gibi leş ve çöplerle de beslenirler. Muhtemelen burada da ziyaretçilerden arta kalanları bekliyorlar. Orhun Şelalesi tarihi öneminin yanında kültürel açıdan da büyük bir değere sahip. Genel olarak bütün insanlık tarihine baktığımızda büyük nehirler kendi vadilerinde mükemmel medeniyetlerini yaratmıştır. Mesela Fırat ve Dicle nehirleri arasında eski Yunanlılar, Romalılar, Bizantlılar kendi imparatorluklarını kurup güçlenmiştir. O zamanlarda Orta Asya'nın tam kalbinde kurulmuş olan eski göçebeler de aynı şekilde Orhun ve Selenga Vadisi'nde, biraz doğudaysa Kerlün, Onon ve Tula Vadilerinde kendi imparatorluklarını kurmuşlardır. Orta Asya'nın kalbinde yaşayan Konar göçerler en az 2200 yıl önce ilk devletini kurmuşlar. Hun İmparatorluğundan bahsediyorum. Ondan önce de kültür ve tarihleri vardır. Hun Devleti, Siyempiler, Juanjuan, Türek, Uygur, Büyük Moğol Devleti gibi 7 güçlü devlet göçebeler tarafından kurulmuştur. Fakat bazı batılı araştırmacılar tarafından göçebelerin yazıt kültürü yoktur görüşü ileriye sürüldü. Bu doğru olabilir. Fakat konumuz olan eski kök Türkler, runik yazıtları kullanıp Bengü taşları üzerine kendi tarihlerini yazmışlar. Bilge Tonyukuk ve Kültegin yazıtları başta olmak üzere Bengü taşlara Türklerin bütün tarihi yazılmıştır. Bundan sonra Kitaylar çizgi yazıt da kullanmışlar. O zamanın göçebeleri kendi mükemmel tarihlerini akıllarında tutup sonradan tekrar söyleyebilirlerdi. Bunun yanında eski kök Türklerin runik yazıtları kullanması, onların tarihi ve kültür miraslarının daha toplu şekilde kalmasının bir sebebi olduğu söylenebilir. Eski dönemlerde bu bölgede yaşayan insanlar, nehir yatakları ve vadiler boyunca ilerlediler. Çünkü su, hayat demekti. Coğrafi özellikler açısından da vadi tabanları yaşamak için daha uygun şartlar sunuyordu.
Yükseldikçe soğuyan havanın aksine çukur ve alçak irtifalar kısmen daha yumuşak bir iklim sunar. Yüksek ve açık arazilerdeki sert hava bu vadi tabanlarında etkisini biraz olsun kaybeder. Yine de burası kış mevsiminde tamamen donuyor. ...1800 metreyi geçen yükseklikte eski imkanlarla sert kışlara dayanmak oldukça zor olmalıydı. Şelalenin etrafındaki bazı kısımlar ağaçlarla kaplı. Bitki örtüsü burayı kısmen daha yaşanabilir bir hale getiriyordu. Günümüzde ise burada birçok ziyaretçiyi görmek mümkün. Bizim Öğürhangay Aymağı'nın Bat Uzi kasabası kültürel ve tarihsel açıdan çok zengin bir yerdir. Buraya yurt dışından ve ülke içinden birçok turist geliyor. Gelen turistler bu Orhun Nehri'nin yanındaki şelalenin anlamını, milattan önceki veya milattan sonraki dönemlerin kültürel ve tarihsel anlamını bilmeden geliyorlardı. Ama şimdi turistler Orhun Şelalesi'nin etrafındaki bu yeri artık öğrenerek geliyor. Bu bölgenin eski göçebe kültürünü halen devam ettiren bir yer olduğunu bildikleri için buradaki bütün güzellikleri görmeye geliyorlar. Öğürhangay Aymağı'nın Bat Uzi kasabasında İlk defa bir belgesel filmi MNB kanalımızla, Türklerle, Türk Devlet Televizyonu ile yapıyoruz. Biz kendimiz bu vadinin haritada nerede olduğunu daha önce göstermiştik. Ama bu aymağın kültürünü, tarihini, her yerini araştıran bir belgesel daha önce hiç yoktu. Bu ilk defa yapılıyor. Bu belgeselin bizim kültürümüzü, Orhun Nehri'ni ve Bat Uzi'yi dünyaya tanıtacağı için çok mutluyuz. Bu bölgenin dünyaya tanıtılması aslında birçok tarihi değerin de gün yüzüne çıkması demek. Yalnız bu bölgede sadece tarihi konular yok. Yaban hayatında nadir görülen türlere de rastlamak mümkün. Günümüzdeki evcil atların atası olduğu düşünülen, dünyanın en büyük kıtasının tam ortasındaki Moğolistan bozkırlarında bile çok nadir görülebilen az sayıdaki yaban atları, buranın yaşayan gizli hazineleridir. Amerika kıtasındaki Mustang atları veya Avustralya'daki Brumby gibi yabani atlar aslında sonradan doğaya çıkıp uyum sağlayan yabanileşmiş atlardır. Bunlarsa hiçbir zaman evcilleşmediler. Aslında evcilleşmeyen başka hayvanlar da var. Gizlenme ve kamuflaj ustası dev bir kemirgen. Bu marmotlar aslında sincapgiller familyasından bir yer sincabıdır. Ancak o kadar ağırdırlar ki ağaca bile çıkmaya halleri yoktur. Onun yerine ufak bir hareket gördükleri an hemen topraktaki deliklerden içeri girerler. Zaten buradaki topraklar yumuşak yapısıyla uçsuz bucaksız çayırlar oluşturur. Bu çayırlar Moğolistan bozkırlarındaki eski yaşamların izlerini ise hala taşıyor. Ger adı verilen çadırlar Moğol kültüründe çok baskın bir yere sahip. Çadırlardaki yaşamlarsa küreselleşen dünyayla birlikte yozlaşan ve kaybolan kültürlere inat dimdik ayakta. Bozkır'ın çocukları atalarının izinden tarih boyunca gelen kültürlerine farkında bile olmadan sahip çıkıyor. Okay.
Buradaki uçsuz bucaksız çayırlar, Moğolistan'ın kuzeyine doğru yerini ormanlara bırakır. Bu ormanlar yoğun bitki örtüsüyle zengin bir ekosistemi de bünyesinde barındırıyor. Orman zeminindeki bitkiler bile muhteşem bir güzelliğe sahip. Fakat bu topraklarda güzellik deyince bölgenin en zarif canlısını da göz ardı etmemek lazım. Turnalar uzun bacaklı, uzun boyunlu ve zarif bir kuştur. Boyları bir metreyi geçer. Ama kanat açıklığı neredeyse 2,5 metreye yaklaşır. Dünyadaki nüfuslarının 220 bin civarında olduğu düşünülüyor. Bunlar göçmen bir kuş türüdür. Uçsuz bucaksız Moğolistan bozkırları da turnalar için uygun şartlar sunuyor olmalı ki bu coğrafyada da görülebiliyorlar. İnsanlara yaklaşmayan, oldukça ürkek ve çekingen bir davranış sergilerler. Böyle açık araziler tehditleri görebilmeleri için aslında çok uygun. Turnalar hem etçil hem de otçul canlılardır. Böcek, salyangoz, kurbağa gibi canlılara ilave küçük meyveler ve tohum gibi bitkileri de yer. Burada bir gölün kenarında büyük bir sürü halinde toplanmışlar. Hemen yakınlarında küçük bir angıt sürüsü de var. Belli ki birbirlerinden rahatsız değiller. Biraz suya girip serinleme zamanı. Turnalarsa şimdilik suyla pek ilgilenmiyor. Onlar yavaş yavaş kanatlarını açıp topluca uçma hazırlığındalar. Bir nevi öğlen istirahatinden sonra esnemek gibi. Ve biraz koşarak hızlandıktan sonra hep birlikte uçuyorlar. Sınırları belli olmayan bir gökyüzüne doğru. Bu gökyüzü altında bitkilerden hayvanlara bütün canlılar hayatta kalma mücadelesi verir. Tarih boyunca bu topraklarda yaşayan bütün göçebe kavimler de aynı şekilde hayatlarını devam ettirmeye çalıştılar. Gerler, çadırlar ve şehirler kurdular. Orta Asya tarihini anlatan, eskiden yazılmış Batı ve Çin kaynaklarındaki anlatımların bir kısmının hatalı olduğunu biliyoruz. Konar göçerlerin eski yaşantılarını öğrenmek için Moğolistan Tarih Kurumu'ndaki yetkililerin de görüşlerini almak lazım. Profesör Doktor Nimdak Ganbat bu konuda uzun yıllardır araştırma yapıyor. Eski Moğolistan coğrafyasındaki göçebeler üzerine yazılı kaynaklar ve arkeolojik malzemelerden yola çıkarak araştırmalar yapılmaktadır. Şimdiki Moğolistan topraklarında yaşamış olan konar göçerler hakkında yazılı kaynaklar ve arkeolojik malzemelere baktığımızda göçebe ve yerleşik medeniyetlerin beraber yaşadığı anlaşılıyor. Birçok eski görüşü değiştiren yeni kaynaklar, yeni buluntular gün yüzüne çıkmaktadır. Çin kaynakları göçebelerde herhangi bir şehir yok der. Fakat sadece Moğolistan coğrafyasında eski konar göçerlere ait birçok şehir kalıntısı bulunuyor. Hunlara ait bir sürü şehir kalıntısı bulunmuş. Uygurlara, Köktürklere ait şehirler diye sırasıyla devam etmekte. Bu şehirlerle beraber göçebe medeniyetindeki demircilik, kilden testi gibi eşyalar yapılması, bina ve saraylar inşa edilmesi, inşaat malzemelerinin hazırlanması gibi işlere ait sanayi bölgesi ve kasabalar bulundu. Bunun yanında şehirliler tarafından bozkır göçebelerinin buğday ve arpa ihtiyaçlarını karşılamak için tarım yapılmış. Böyle baktığımızda eski göçebelerde şehirciliğin tamamen geliştiğini söyleyebiliriz.
tarım ve hayvancılık, demircilik, testi, inşaat ve mimarlığın tamamen gelişmiş olduğunu düşünüyoruz. Zaten bu topraklar bozkır göçebelerinin eski yaşayışlarını hala günümüze kadar taşıyor. Bu gökyüzü her dönemin şahidi. Aynı gökyüzü asırlar önce Ütüken'in de üzerinde duruyordu. Ütüken, Türk ve Moğol devletlerine başkentlik yapan çok önemli bir bölgeydi ama sınırları net bir şekilde bilinmiyor. Bu konuda birçok bilim adamının farklı görüşleri var. Yine de Arhangay Aymağı'nın Ötüken Yış dediğimiz alanı tamamen kapladığını söyleyebiliriz. Özellikle Hangay Dağları'ndan doğan Tamır Irmağı kuzeye doğru akar ve Selenga Irmağı ile birleşir. Daha doğuda bulunan Orhun Irmağı civarı, Bilge Kağan'ın kastettiği Ötüken Yış'ın doğu tarafını teşkil ediyor. Aslında doğuda Bulgan, güneyde Över Hangay ve Bayan Hongor, batıda Zavhan, kuzeyde ise Höfsgöl aymaklarının bazı kesimleri de Ötüken alanına girmiş olmalı. Bu topraklar Göktürklere ait çok sayıda tarihi eseri de bünyesinde barındırır. Ancak içlerinden bazıları dünya tarihi için muazzam bir öneme sahip. Buradaki Orhun yazıtları tarihin ilk Türkçe yazılı resmi belgeleridir. Profesör Doktor Ahmet Taşağıl, Zhou Shu gibi Çin kaynaklarında yaptığı çalışmalarla tarihin derinliklerine ışık tutmuştu. Daha sonra Moğolistan'ın birçok yerinde tarihi araştırmalar yaptı. Şimdi ise tekrar o çalışmaların yapıldığı yerde, Karakorum Moğolistan'da. Geçmişi M.Ö. 2300'lere kadar giden Büyük Hun İmparatorluğundan sonra hakimiyet kuran Ruan Ruanlar döneminde Türk isimli bir kabile ortaya çıkar. ...552 yılında Ruan Ruan hükümdarını yenince de bağımsız bir Türk devletini ilan etmiş olurlar. İlan edenler Göktürklerdir. Kısa sürede bütün Orta Asya'yı kaplayacak kadar büyürler. İşte bu abideler Göktürklerden günümüze kadar gelen en önemli eserlerdir. Kültigin yazıtında Göktürk Devleti'nin kuruluşu, devletin nasıl yönetilmesi gerektiği gibi konulardan bahsediliyor. 731 yılında ölen Kültigin'in kahramanlıkları anlatılırken, kardeşi Bilge Kağan'ın gözlerinden yaş gelir. Bu yazıt 732 yılında Orhun Vadisi'ne dikiliyor ama kardeşinin ölümünden 3 yıl sonra da kendisi vefat eder. Abidenin üç yüzüğü kök Türkçe, batı yüzüğü ise Çince metinden oluşur. Bu kitabe günümüzden yaklaşık 130 yıl önce Rus bir etnograf tarafından bulundu. Bilge Kağan yazıtı ise 735 yılında diktirilmiştir. Kitabe tamamen yeğeni Yolluk Tigin tarafından yazılmış. Bilge Kağan yazıtının yüksekliği 375 santim.
Ancak Kültig'in yazıtına göre daha fazla tahrip olmuş ve parçalanmış durumda. Abidenin etrafında heykeller ve balballar bulunuyordu. Ayrıca anıt alanların yakınında kimliği bilinmeyen anonim bir mezar bulunmuştu. O lahitin kenarları da bugün müzede sergileniyor. Lahitin üzerindeki işlemeler hala net bir şekilde ortada. Sanat o dönemlerde bile bütün göçebe kültürlerinde varmış. Abidelerin etrafındaki meşhur koyun heykeli, balballar ve kaplumbağa heykeli bugün müzede. Zaten balballları Moğolistan bozkırlarındaki kurgan ve anıt alanlarda çok sayıda görebiliyoruz. Kültig'in ve Bilge Kağan yazıtları ilk bulunduğunda arası yaklaşık 840 metreydi. Bugün aynı yerlerinde birebir orandaki canlandırmaları bulunuyor. Profesör Doktor Ahmet Taşağıl, kitabelerin Türk tarihi açısından önemini anlatıyor. Şu anda Türk tarihinin en önemli yerindeyiz. Orhun Vadisi'nde Köşöy Saydam Heykelli Vadi adlı yerde bulunuyoruz. Burada 19. yüzyılın sonunda keşfedilen Bilge Kağan ve Kültig'in yazıtları bulunuyor. Bu yazıtlarla birlikte biz Türk tarihinin en önemli anıtlarını öğreniyoruz, tanıyoruz. Bu anıtlar Göktürk Devleti zamanında dikilmiştir. 731 yılında ölen Kültig'in anısına Bilge Kağan kardeşi adına yazıtı dikerken, kendisi 3 sene sonra ölünce oğlu Tengri Kağan tarafından yazıtı dikilmiştir. Dolayısıyla 1300 senedir bu anıtlar burada durmaktadır. Bu anıtlarda Türk tarihinin her yönünü öğreniyoruz. Türk adı resmi devlet adı olarak, millet adı olarak, bir toplum adı olarak kullanıldığı gibi bir devlet adı olarak da kullanılmıştır ki bu da Türk tarihine apayrı bir bakış açısı getirmektedir. Buradan başlayan Türk tarihi Tuna'ya kadar uzanır. Macaristan ovalarında kadar gitmiştir Türkler ve bundan dolayı Moğolistan bozkırlarını doğunun kalpgahı olarak kabul ediyoruz. Ama bunların içerisinde Orhun Vadisi taşıdığı tarih değer bakımından en önemlidir. Özellikle Türk adının burada kullanılması, Türklerin sosyal ve siyasi hayatlarının anlatılması, bir devletin nasıl yönetileceğinin belirtilmesi, bir devletin kuruluşu, sosyal yönleri her şekilde bu yazıtlarda ifade edilmiştir. Dolayısıyla Türk sosyal hayatının bence en önemli kaynağı Kültig'in ve Bilge Kağan yazıtlarıdır ki bunları Tonyukuk yazıtı da tamamlar. Dolayısıyla biz Türk tarihini milattan sonra 6. 8. asır arasında kurulan Türk Kağanlığı ile birlikte sağlam temele oturtuyoruz. Ama bunun öncesinde tabii Hunlar veya Orta Asya'nın geniş bozkırlarında yaşayan başka Türk boyları da vardı. Burada Türk adı yükseldi, bir devlet millet adı haline geldi. Bu yüzden bizim için önemli. Bu yükselişin merkezi de Orhun Vadisi'ydi. Orhun Vadisi'nde Karakorum'dan ve Karabalasagun'dan 50'şer kilometre uzakta olan Höşö Saydam adlı gölün yanında bulunan anıtlar bizim tarihimizin en önemli taşlarıdır diyebiliriz. Yerin altından, tarihin sayfalarından çıkarılan eski medeniyetlerin izlerini ise bugün yaşayan göçebe kültürlerinde hala görebiliyoruz. Bu göçebe kültürler, uçsuz bucaksız bozkırlar ülkesi Moğolistan'da yaşamaya hep devam edecek.